Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Rusya'nın kredi notunu bir kez daha düşürdü. Kuruluştan yapılan açıklamada Rusya'nın kredi notunun B3'ten CA'ya düşürüldüğü ve kredi notu görünümünün negatif olarak belirlendiği kaydedildi. Güney Kore'de Rusya Merkez Bankası'yla artık işlem yapmayacaklarını açıkladı. Mastercard ve Visa'nın ardından Amerikan Express'te Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Dünya çapında verilen Amerikan Express kartları artık Rusya'daki işlemlerde veya ATM'lerde kullanılamayacak. Muhasebe ve yatırım danışmanlığı gibi alanlarda küresel çapta profesyonel hizmet sağlayıcı olarak faaliyet gösteren PVC şirketi de Rusya'dan ayrılma kararı aldı. Rus bankaları dünya çapındaki kredi kartı şirketlerinden ard arda gelen yaptırımlar üzerine yurt dışındaki nakit ödeme ve para çekme işlemlerini gerçekleştirmek için Çinli şirket UnionPay ile anlaştı. Fransız süt ürünleri firması Danone de Rusya'dan çekilen markalar arasında yer aldı. Netflix sahadaki durum nedeniyle Rusya'daki hizmetlerini askıya aldığını duyurdu. Sosyal medya devlerinden TikTok'ta Rusya Federasyonu'nun sahte haberler ve askeri sansür yasası nedeniyle bu ülkede geçici olarak çalışmayı durduracağını açıkladı. Evet yaptırımlarla ilgili son gelişmeler bu şekilde değerli izleyenler. Elbette ekonomi deyince içerisinde pek çok başlığı barındırıyor ve Levent Hocam'a da bu noktada bir söz düşüyor. Aslında az önce e, enerji konusunda yarım kalmıştı. Yani petrol fiyatlarını değerlendirirken alternatif tedarikçi kavramını kullanmıştık. Ve biz sizinle daha önce bu konuyu değerlendirirken siz vurgu yaptığınızda e, yani farklı bir ülkeden alınması söz konusu olacak dediğinizde e, sonrasında bir Venezuela ve İran konusu gündeme Geldi ki bugün beyaz saray Sözcüsü de Venezuela konusunu doğruladı yani resmi makamlarda teyit etmiş oldu. Evet. Ee, nereye varır bu konu yani Venezuela ve İran'dan bu petrolü alırsa e, Rusya buna nasıl bir yanıt verebilir? Şimdi açıkçası ya bunlar biraz beyhude çabalar gibi geliyor bana zira e, yani Venezuela petrolünün hızlı bir şekilde dünya piyasasında kullanılması meselesi çabuk sağlanabilecek bir konu değil. Biraz önce de yani arada aradan önce söylediğim üzere